Diğer ajanslardan da almışsınız ama bizim elimizdeki kesinleşmiş sonuçlara göre Türkiye genelinde 82 belediye kazandık. 3 büyük şehir bunlardan. 3'ü büyük şehir, 7'si il, 65 ilçe ve 7 belde DEM Parti'ye geçti. DEM Parti yönetimiyle bundan sonraki sürece devam edecek. Yine itirazlarımızın devam ettiği yerler var hali hazırda. Bu itirazlar da sonuçlanınca umuyoruz ve diliyoruz ki sandıkta yapılan hileler sonuçlanacak ve oraları da yeniden alacağız. Bitlis bunlardan birincisi, çok az bir oy farkıyla şu anda bizden alınmış görünüyor ama itirazlarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız o konuda da devam edecekler. Kentimiz açısından da süreci değerlendirmek istiyoruz değerli arkadaşlar. 2 aydır sahadayız, 2 aydır Kars'ta çalışıyoruz. Hepiniz de görüyorsunuz, sizlerle de sık sık bir araya geldik. Kars'ta neredeyse girmedik, ev sıkmadık, el bırakmadık. 2 eş başkan adayımız Sayın Arzu Savaş ve Sayın Kenan Karahancı, il başkanlarımız, il yöneticilerimiz ve yüzlerce gönüllü çalışanımızla, partilimizle gerçek anlamda büyük bir çalışma yürüttük. Dün elde ettiğimiz sonuçlar itibariyle de şunu söylemek isteriz. Kars açısından da özellikle bizden alınan Kazman Belediyesi'ni geri aldık. Digor Belediye'mizi geri aldık. Yine kayyumla gasp edilen Dağpınar Belediye'mizi geri aldık. Bunların çok önemli başarılar olduğunu ifade etmek istiyorum ve bu başarıda emeği olan halkımızı, bütün partili yöneticilerimizi ve belediye eş başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi de yeniden kutluyorum. Her birinin emeğine, yüreğine sağlık. Toplam Kars için elde ettiğimiz şeyi ifade edersek, dediğim gibi 3 belediye aldık. 2'si ilçe, 1'si belde. 8 belediye meclis üyesi şu anda kazanmış durumdayız. 7 il genel meclis üyemiz var. Ve bunlarla da yeni dönemde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kars merkez açısından da şunu söyleyelim değerli arkadaşlar. Şu anda belediyeyi almış görünen, aslında yeniden ve yeniden gasp eden MHP ile aramızdaki oy farkı 3.264. Biz 13.120 oy almışız. MHP 16.384 oy almış. Diğer partileri sanırım saymaya gerek yok, zaten sizde de sonuçlar vardır. Aradaki fark 3.264. Peki bu kente getirilen, dışarıdan kaçak olarak getirilen seçmen sayısı kaç arkadaşlar? 3.821. 3.821 Karslı olmayan asker, polis, güvenlik gücü bu kente tatbikat adı altında yerleştirildi. Ve 2 gün önceden, seçime 2 gün kala kente tur otobüsleriyle getirildiler. Yurtlar boşaltıldı, öğrenciler yurtlardan çıkarıldı. Bu asker ve polisler yurtlara yerleştirildiler. Ki hali hazırda o güne dair yurtlara yerleştirildiklerine dair ve yurt önlerinde çektikleri fotoğraflar da elimizde. Öyle az buz bir şey değil. Uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar elimizde. Biz bunu kamuoyuyla paylaşmadık, halkımızla paylaşmadık. Olası bir tedirginliğe mal vermemesi açısından. Ama niye geldiklerini, ne niyetle geldiklerini aslında çok iyi biliyoruz. Ve bütün bu sandıklara size birkaç tane tutanak örneği de göstereceğim. Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi mevcut şu anda işte aday olan, Cumhur İttifakı'nın adayı olan AKP, MHP'nin MHP'sine oy basmış durumdalar. Yani 3.821 taşımalı seçmen olmasaydı biz bu kenti, belediyesini şu anda bizdeydi resmi olarak. O anlamıyla biz Kars'ta belediyeyi kaybettik meselesini asla doğru bulmuyoruz. Biz burada belediyeyi kazandık, belediyemiz gasp edildi. O anlamıyla bunun bir sandığa atanmış kayyum olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. AKP 2 dönem üst üste belediyelerimizi sonradan kayyum atayarak gasp ediyordu. Ama biliyorduk ki bunun zaten miadı doldu. Bunun toplumda bir karşılığı yok, bunun siyasette bir karşılığı yok, bunun hukuksal bir karşılığı yok. Tamamen hukuksuz, tamamen kanunsuz bir iş yapıyorlardı ve bu kanunsuzluğu devam ettiremeyeceklerini onlar da çok iyi biliyordu. Bu dönem yeni bir kayyum modeli buldular. Sadece Kars'ta değil, Kars'ta, Iğdır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, özellikle de küçük ilçelerin birçoğunda bizimle bir önceki seçimde 2019'da bizle AKP arasındaki oy farkını aşacak oranda, o oyu kapatacak oranda taşımalı seçmen getirdiler, kaçak seçmen getirdiler ve böylelikle kentlerin iradesini gasp ettiler. Bu anlamıyla bir gaspla karşı karşıyayız, yeni bir kayyumla karşı karşıyayız. Burayı Kars Belediyesi'ni kazanmış gibi görünen MHP'nin bizim açımızdan hiçbir meşruiyeti yoktur.
Biz orada bir belediye başkanı oturuyor demeyeceğiz, demiyoruz da. Orada bir kayyum oturuyor şu anda. Valilikten bir partiye geçen bir kayyum süreciyle karşı karşıyayız. Biz ne yazık ki üzülerek söylüyoruz, 5 yıl daha bu kentin iradesi gasp edildi. 5 yıl daha bu kent bir kayyum tarafından yönetilmiş olacak. O anlamıyla hiçbir şekilde bir meşruiyetinin olmadığını, sandıktan çıkmadığını, halkın iradesinin tecelli etmediğini Kars için özel olarak belirtmek istiyorum. Tabii ki bu sandık irade gasplarının hesabını bundan sonra da sürdüreceğiz ve buna karşı mücadelemizi de kesintisiz devam ettireceğiz. Bu anlamıyla oylarımızı arttırdığımızda bir önceki seçime göre ifade etmek istiyorum. Sizinle birkaç tutanak paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bunlar onların genellikle kaçak seçmenin oy kullandığı sandıklar. Hatırlarsınız zaten dün ben de sandıkları gezdim. Orada asker olduğu çok açık ve net olan, dışarıdan geldiği çok açık ve net olan kolluk gücüyle de karşılaştık. Sorduğumuzda da nereden geldiniz? İl dışından geldik dediler. Yine sandık görevlilerinde şunu ifade ettiler. Şu saat itibariyle daha bir tane Karslı bu sandıkta oy kullanmamıştır sözünü de açık ve net bir şekilde ifade ettiler. Yani o anlamıyla bu sonucu tanımıyoruz. Bunun özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Ben size söyleyeyim, 1035 arkadaşlar, 1035 nolu sandık. MHP'ye çıkan oy 128. Diğer partiler neredeyse CHP'ye 24 oy çıkmış. Onun dışında bize 34 oy çıkmış. Bakın 128. Blok. 1036 nolu sandık arkadaşlar. 178 oy çıkmış. Demaltı, evet. 1039 nolu sandık arkadaşlar. 165 çıkmış. Bize 4 oy çıkmış. Bak, 165. 1041 Cumhuriyet yine. 180 oy çıkmış arkadaşlar. Bize 6 oy çıkmış. 180 oy. 1042 nolu sandık. Bize 8 çıkmış arkadaşlar. 196 çıkmış. 1043 nolu sandık. 173 çıkmış. Bize 2 çıkmış. 173. Şimdi bunları arttırabiliriz. Her birini incelediğiniz zaman aslında bu taşımalı seçmenin niye getirildiğini, bu kentte niye yer aldığını anlamış olacaksınız. Onun için diyoruz biz bu sonucu tanımıyoruz. Bu sonuç meşru değildir. Sandığa kayyum atanmıştır. Kars halkının iradesi gasp edilmiştir. DEM Parti'nin kazandığı belediye sandıkta çalınmıştır. Bu kadar açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Ama bu hesapların halkın vicdanında karşılık bulmayacağını, böyle hile yapanların, böyle hukuksuzluk yapanların nasıl büyük kaybettiğini de 31 Mart seçimleri bütün dünyaya da göstermiştir. Bu seçimin kazananı DEM Parti'dir. Bu seçimin kazananı Kürt halkıdır. Bu seçimin kazananı burada yaşayanlardır, emektir, Cumhur İttifakı'dır, savaş isteyenlerdir, Kürt halkını yok sayanlardır, partimizi yok sayanlardır, partimizi kapatmaya çalışanlardır, partimizi siyasetin dışına itmeye çalışanlardır. Bu anlamıyla kazandığımızı bütün Kars halkı bilmelidir. Ben Kars'ta da bu seçim sürecinde bize evini açan, bize güler yüzüyle karşılayan, her düzeyde yanımızda olan bütün hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bize